Ulusal Kanal izleyenleri, özel bir gündemle bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. ODTÜ'de düzenlenen Serhat Özyar yılın en genç bilim insanı ödül töreni sırasında PKK yandaşları tarafından saldırı düzenlendi. ODTÜ'de yaşanan saldırının ardından başlayan çatışma 4 saattir sürüyor. Tam 4 saattir Mehmet Kıvanç telefon attığımızda ODTÜ'de yaşanan olayları aktaracak. Mehmet, gelişmeler nelerdir? Son durumu senden alalım. Evet Sinem, aslında üniversiteler son dönemde Diyarbakır'daki yaşanan sahneler de hatırlayacaktır izleyenlerimiz. PKK militanlarının üniversitelerine özellikle açılım sürecinden sonra yoğun bir taarruzu söz konusu oldu. Adeta kendileri dışında hiçbir gruba söz hakkı tanımayan bir çizgi izliyorlar. Senin de söylediğin gibi Serhat Özyar yılın en genç bilim insanı ödül töreni. Töreni Bilim ve Ütopya Kooperatifi düzenliyordu. Hemen bilgileri aktaralım. Bilim ve Ütopya Kooperatifi'nin yanında ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, Elektrik Mühendisleri Odası da yine bu ödül töreninin düzenleyicileri arasındaydı. Yani bu aslında bir bilim etkinliğiydi. Yine üniversitedeki Yurtsever Atatürkçü gençlerin de bu Bilim ve Ütopya'nın düzenlediği etkinliğe katıldığı ve destek verdiği biliniyor. İşte bu etkinliği, işte bu bilim etkinliğini başına PKK'nın çektiği, PKK'nın gençlik kollarının çektiği ve sempatizanlarının çektiği bir baskın yaşandı bu ödül törenine. Tabii hangi gerekçelerle bu ödül törenini bastılar ya da buna ilişkin bir şu anda detaylı bir fikrimiz yok ama birden çok şiddetli bir baskın yaşanıyor. Tabii o sırada orada bulunan öğrenciler de bu duruma tepki gösteriyor ve bir çatışma başlıyor. Saat 6 sıralarında aslında ilk gelişme yaşandı. Saldırmayı planlayan grup, başını PKK'nın çektiği saldırmayı planlayan grup ödül töreninin bitmesini bekledi. Ödül töreni bittikten sonra saldırı gerçekleşti. Bilim ve Ütopya Kooperatifi'nin az önce saymış olduğumuz kuruluşlarla birlikte düzenlediği ve hem TGB'li Batı Türkçü gençlerin de destek verdiği etkinliğe bir saldırı düzenlendi. Tabii ardından şu saate kadar, saatler 9 oldu. Aslında olaylar bitmedi. Olaylar şu anda da devam ediyor. Şu anda biz ODTÜ kampüsünün ana girişinin, Eskişehir yolu üzerindeki ana girişinin üzerindeyiz ve burada tam 18 tane çevik kuvvet otobüsü var. İçeriye de diğer kapıdan, A4 kapısı olarak bilinen diğer yukarıdaki kapıdan bir tane TOMA aracı girdi. Aslında biz de tam olarak içeride ne olduğunu öğrenmek için Ulusal Kanal ekibi olarak biz de bir kamerayla birlikte okulun içerisine girdik. Gördüğümüz manzarayı izleyenlerimize aktarmak gerekiyor. Gerçekten Türkiye'de özellikle son yaşanan bu açılım süreci denilen süreçten sonra üniversitelerde nasıl bir PKK propagandasının yapıldığını görmek açısından biraz oradaki tabloyu resmetmeye çalışacağız. Size biz içeri girdiğimizde tabii başta güvenlik kapıdan bizi almak istemedi ama biz Ulusal Kanal ekibi olarak girmeyi başardık. Ardından ODTÜ'nün içerisinde mühendislik fakülteleri olarak bilinen bir bölge var. Mühendislik fakültelerinin karşılıklı binalarının olduğu ve aynı zamanda bu etkinliğin de yapıldığı bir bölge var. O bölgede PKK'lı grup yoğun sloganlar atıyordu ve içeride kimlik kontrolü yapıyordu. Evet, bu söylediğimiz gerçek. Ankara'nın göbeğindeki bir kimlik kontrolü yapıyor yani. Evet, evet, aynen öyle. Ankara'nın göbeğinde meclise en fazla 2 kilometre uzaklıktaki bir üniversitenin içerisinde başına PKK yandaşlarının çektiği ve kendisine bir sol ismini veren bazı bir takım gruplar Atatürkçü Gençlerin ve Bilim Ütopya Kooperatifi'nin birlikte düzenlediği etkinliğe bu şekilde saldırdı. Dahası okulun içerisinde bu gruplar okulun özel güvenliğine de rağmen kimlik kontrolü yapıyorlardı. Biz olayın sıcak temasın olduğu noktaya gittiğimiz sırada bizimle hemen üzerimize geldiler ve orada işte hangi gruptan olduğumuzu vesaire falan bunları sordular. Tabii tehditkar bir üslupla bunlar yaşanıyor. Biz oraya gittiğimizde iki grubun arasında 70 metrelik bir mesafe vardı ve karşılıklı sloganlar vardı. PKK'lı grubun karşısında bulunan gençler içerisinde yoğun olarak TGB'li gençlerin de olduğunu bildiğimiz grup Atatürk Gençliği görev başında sloganları atıyorlardı. Mustafa Kemal'in askerleri sloganları atıyorlardı. Bu birden düzenlenen saldırıya karşı. İşte tam o sırada biz olayları çekmek için kameramıza davrandığımız sırada üzerimize geldiler ve çekemeyeceğimizi, oradaki anları çekemeyeceğimizi söylediler. Tabii burada küfürlü ifadeler de
geçmedi değil. Tabii onları şu anda söylemek mümkün değil. O sırada kameramızın hafıza kartına bu gruplar el koydular ve tehditlerle bizim kameramızı da almakla bizi tehdit ettiler. Tabii hal böyle olunca biz de biraz o noktadan uzaklaşmak durumunda kaldık. Daha sonra okulun dışına doğru yöneldiğimizde şu tablo vardı. Bu gruplar Ankara'nın artık çeşitli yerlerinden geliyorlardı ve öğrenci olmadığı kesinlikle belli olan gruplar ellerinde sopalarla, demirlerle bu saldırgan grup okulun tellerini yırtarak, hatta şunu da söyleyebiliriz, telleri kesmek için keski diye bir alet kullanılır inşaatlarda. Keski aletleriyle okulun tellerini keserek, yırtarak kalabalık gruplar halinde bu saldırgan PKK yandaşı grup okula girişlerine devam ediyordu. Biz o ana sıcak temasın olduğu noktadan özür dilerim. Geri doğru gelirken bu manzarayla karşılaştık. Tam okulun çıkışına geldiğimizde o sırada yine bir 25-30 kişilik bir grup bu PKK yandaşı olduğunu belirgin olan grup diyelim. Orada özel güvenliği de itekleyerek onların da üzerine yürüyerek o barikatı da, yani özel güvenliği engelleme girişiminde boşa çıkararak okula girdi. Tabii biz okulun içerisinde sağlık, şu anda hava da karardı. Polisler de bir yandan hareketlendi. Şu anda söyleyebileceğimiz ana girişin önünde yaklaşık bir 200-250 civarında bir çevik kuvvet ekibinin toplanmış olduğunu söyleyebiliriz. Bir tane TOMA aracı şu anda ODTÜ'nün ana girişinde hareketli. Bir diğeri ise sabit bir biçimde yöne okula bakan bir vaziyette bekliyor. Tabii okulun içerisinde şu anda tam olarak ne yaşandığını bilemiyoruz. Kısaca toparlayalım. Bu bahsettiğimiz olaylar yaklaşık 3,5-4 saattir devam ediyor. Şunu söylemekte fayda var. Son günlerde, özellikle son dönemlerde yalnızca Diyarbakır'da değil, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde bu ve benzeri provokasyonlar yaşandı. Aslında provokasyon demek meseleyi biraz sanki örtüyor gibi. Yani açık açık PKK sempatizanı olduğu bilinen ve okul öğrencilerinin de aslında normal ODTÜ öğrencilerinin, Ankara Üniversitesi öğrencilerinin çok rahatsız olduğu bu gruplar yoğun bir okul içerisinde baskı ortamı kurmaya çalışıyorlar. Hemen bir bilgi notu daha aktaralım. İzleyenlerimiz belki hatırlayacaktır. Bu 21 Mart'taki Öcalan'ın adeta basın açıklaması yaptığı Diyarbakır'daki Nevruz töreninden önce, özür dilerim, Ankara Üniversitesi'nde de aslında benzer sahneler yaşanmıştı. Yine sayıları 100 ya da 150 civarındaki bir PKK yandaşı grup bizi APO, bizi Serek APO sloganlarıyla okulda, okul içerisinde Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsünde polisle çatışmıştı. Daha da ileri gitmişlerdi o Cebeci. Bu olay, bahsettiğim olay 21 Mart'ta gerçekleşiyor. 21 Mart'tan 2 gün önce yaşanan olayı şu anda izleyenlerimize hatırlatıyorum. Evet. Okul içerisinde yaklaşık 2000 kişilik öğrenciyi kapıları kapatarak okul içerisine adeta hapsetmişlerdi ve okul dışına hiçbir öğrencinin çıkmasına izin vermiyorlardı. Biz de yine ulusal kanal ekibi olarak tesadüfen o gün başka bir etkinlik için okula gitmiştik. Yine okulda o manzarayla karşılaşmıştık. Yüzleri maskelerle kapalı olan gruplar, ellerinde soda şişeleri olan gruplar, aynı zamanda okul içerisinde Cebeci kampüsündeki olayda öğrencilerle de tartışmıştı. Çünkü sürekli Abdullah Öcalan, PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılıyordu ve buna tepki gösteren öğrencileri de yoğun bir psikolojik ve maddi şiddet aslında bu gruplar uyguluyordu. Şu anda içeride değiliz. Bu olayı o yüzden zaten Cebeci kampüsünde bir ay önce yaşanan olayı bu yüzden anlattım. İçeride değiliz ama içeride nasıl bir atmosfer olduğunu Cebeci'de yaşanan, bir ay önce yaşanan olaylardan da aslında izleyenlerimizin çıkarabileceğini varsayarak oradaki olayı kısaca hatırlatmış olduk. Şimdi ben etkinlikle ilgili belki yayınımıza yeni açan izleyenler var. Kısaca tekrar edeceğim. Evet. Bilim ve Ütopya Kooperatifi, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, Elektrik Mühendisleri Odası. Yani bu saydığım kamuoyu nezdinde zaten saygınlıkları bilinen, tartışma götürmez olan kurumların yapmış olduğu ve TGB'li gençlerin de zaten Bilim ve Ütopya Kooperatifi ile
daha öncesinden çok fazla etkinlikleri olmuştu. Ortak üniversite ve bilime yönelik etkinlikler düzenliyorlardı. Bu etkinlik şu anda basıldı. Yani basılan etkinliğin bu niteliklerini söylemek gerekiyor. Aslında ODTÜ'de bu yönde bir gerilimin biriktiğini de yine arkadaşlarımızdan daha öğrendik. Çünkü bu olaylar yaşanmadan önce yine Bilim İtopya Kooperatifi ve Türkiye Gençlik Birliği bir kuantum etkinliği düzenlemişti. Kuantum fiziğine ilişkin bir etkinlik düzenlemişlerdi. Evet Sinem, şu anda okulun dışındayız ama hemen yeni bir gelişme var, onu aktaralım. Biber gazı. Polisin müdahalesi. Müdahale başladı. Evet Sinem, şu anda biber gazıyla yoğun bir müdahale başladı ve rüzgarın meselelerin ters esmesi nedeniyle biz de şu anda özür dilerim tekrar biber gazından etkilenmeye başladık. Peki şu Mehmet, anda şunu sormak istiyorum. Şimdi 4 saat süren ciddi bir çatışma bu çatışma. Yaralı sayısı hakkında bilgin var mı? Sadece öğrenciler yaralanmadı sanıyoruz. Evet Sinem, tabii içeriden edinebildiğimiz bilgiye göre iki taraftan da yaralanmalar oldu. Ancak içerideki tabii tam olarak yaralı sayısı nedir, kaç öğrenci yaralandı ya da kaç kişi, çünkü öğrenci olmayan da birçok unsur var içeride maalesef. Kaç kişi yaralandı tam bir bilgiye şu anda sahip değiliz. Ama dediğim gibi şu anda müdahale başladı. Ama evet, tabii polis şu anda kime müdahale ediyor, hangi gruba müdahale ediyor, ona ilişkin de çok fazla bilgimiz yok. Ama kısaca şunu da yine tekrar edelim. İçerideki grupların hangi taraftan olduğunu, hangi siyasi eğilimden olduğunu attıkları sloganlardan zaten az önce söylediğim gibi izleyenlerin de çıkarması muhtemel. Evet şu anda slogan sesleri de geliyor ancak evet, hangi grubun slogan attığını yönelik net bir bilgi veremeyeceğiz şu anda. Çünkü uzaktan geliyor ve tam olarak sesleri seçemiyoruz. Şu anda soma aracı hareketlendi. Soma aracı hareketlendi. Okula girecek mi bilmiyoruz. Evet. Evet şu anda bir grup emniyet mensubu şu anda kimlik kontrolünün yapıldığı bir nizamiye var. ODTÜ'nün ana kampüsünün ana girişinde. O nizamiye üzerinden, o nizamiyenin şu anda yaklaşık 250-300 metre içerisine doğru giriyor. Şu anda bunu görebiliyoruz gözlerimizle. Aynı zamanda bir sis bulutu yine o taraftan gözlemlemek mümkün. Çevik kuvvet ekipleri burada maskelerini de takmış durumda. Müdahalenin devam edeceği ve bütün kuvvetin okula geleceği şu anki izlenime göre görülebiliyor. İçerideki tabloyu aslında içeride yine bir Öcalan'la yine bir yeni bir eylemin belki de başladığını söyleyebiliriz. Evet şu anda havai fişek görüntüleri görüyoruz. Tabii bunu hangi grup atıyor aslında belli, o da PKK anlaşmalarının büyük ihtimalle şu anda zannediyoruz havai fişeklerle kendini savunmaya çalıştıklarını. Şu anda tabii biber gazı etkisini yoğunlaştırdı. Evet. Yola kadar bu etki geldi. Yani Mehmet, dediğimiz gibi burası. Evet Sinem. Mehmet, aktardıkların için teşekkür ediyoruz. Seni daha fazla yormayalım. Gerekirse tekrar bağlanacağız. Gelişmeleri alacağız senden. Teşekkür ediyoruz. Evet.